yazılı. Karşı yazılısa başka bir yerde. Dur başkanlar söyle. Bir dakika abi. Şey nasıl? İstanmaz falan var. Var. Sen mi yapın? En başında. Ben anons edeceğim. Bir dakika. Abi bu arada şey. Örüntün ben dedin ya. Kiraz da var ya. Yani. Tabii ben onu test için söyledim. Tamam okey tamam. Değerli hemşerilerimiz, yerlerimize oturabilirsek festivalimiz başlayacak. Sarıveriler 13. Karacaoğlan Yörük Türkmen Kiraz Festivalimiz birazdan başlayacak. Dolayısıyla yerlerimize oturabilirsek birazdan başlıyoruz. Değerli görevli arkadaşlarımızdan alanın ışıklarının da yakılmasını rica ediyoruz. Malumunuz faaliyetimiz çeşitli televizyon kanallarında da canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla alanın ışıklarının da yakılması önemli rica alınır. Efendim, Türk milletinin asli unsuru arandığı zaman ya da birleştirici çimentosu ya da bütünleştirici gücü ya da varlığının sembolü ya da unutulduğu anda yeniden şahlanışı arandığı zaman Toroslara bakılır. Torosların zirvesi ayrı bir ruhu, gölgesi ayrı bir umudu taşır. Çünkü onlar hep oradadır. Ayrıca istiklal ve istikbal mücadelesine bakıldığı zaman ve bununla ilgili bir arama yapıldığı zaman yine Toroslara bakılır. Zira denildiği üzere Toroslarda bir çadır kaldıysa şayet ve o çadırda hala duman tütüyorsa eğer bu milletin istiklali tamdır, istikbali de hazırdır. Çünkü orada yörükler vardır. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanım, çok değerli hanımefendi, değerli belediye başkanımız, kıymetli milletvekilimiz, değerli genel başkan yardımcılarımız, Gelecek Partisi yöneticileri, diğer siyasi partilerimizden katılım gösteren çok kıymetli temsilciler ve Sarı Velilerli çok değerli hemşerilerimiz. Sarı Veliler, 13. Karacaoğlan Yörük Türkmen Kiraz Festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin kıymetli hatırası için saygı duruşuna ve hemen sonrasında Toroslarda da yankılanmak üzere milli tapumuz olan İstiklal Marşımızı gür bir sesle haykırmaya davet ediyorum, arz ederim. Thank you.
Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Efendim biz bugün burada sadece bir festival için bir arada değiliz. Çünkü biz bugün buradayız zira bir arada olmanın verebildiği huzuru ve mutluluğu da aynı anda nasıl paylaşabildiğimizi gösterebilmek için buradayız. Şimdi madem öyle bugün bir arada olmamızı sağlayan Sarı Veliler'de eserleriyle her zaman kıymetli anılan ve bugün bizlere ev sahipliği yapan çok değerli belediye başkanımız Sayın Halil Kulak Beyefendi'yi selamlama konuşmaları için sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, genel başkanım, Karaman milletvekilimiz, genel başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe başkanları, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, Karacaoğlan 13. Yörük Türkmen Kiraz Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken Sarıvelilerimiz için emek ve çaba harcayan, ahirete intikal eden tüm belediye başkanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Öncelikle şu anda bulunduğumuz alanı 39 günde bu hale getiren belediye çalışanlarımıza, memurlarımıza huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu tür organizasyonlar büyük emek ve çaba yanında ekonomik ve finansman noktasında bize destek veren tüm finansman sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu alanda bizi yalnız bırakmayan, maddi manevi yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman İl Belediyesi, Alanya İlçe Belediyesi ve komşu ilçe belediyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz burada siyasi hiçbir ayrım ya da ayrıcalık düşünmeden hep beraber sadece ve sadece bu millete hizmet etmek için siyaseti bir kenara koyarak bir devlet memuru gibi birbirimizle hiyerarşi içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Tabii biz burada siyasetin ve bürokrasinin duayenleri aramızda biraz sonra siyasi noktalarda ve bu anlamdaki çalışmalar noktasında sizlere ayrı ayrı hitap edecekler. Biz 3 yıl önce belediye başkanı seçildiğimizde kısaca bir bahsetmek istiyorum. Pandemi dolayısıyla halkımızla sık sık bir araya gelemedik. 3 yıl önce Sarıveliler Belediyesi toplam bütçesinin 3 katı kadar, yani 2 tane şirketiyle beraber 17 milyon 800 bin lira gibi bir borçla devraldık. Bu borçları şu anda 4 milyon seviyesine getirip bu alanla birlikte yaklaşık 40 milyon TL bir yatırım bütçesiyle bugüne kadar ulaştık. İlk yaptığımız iş sağlıklı bir hizmet olan sağlık yönünden et tüketimini göz önünde tutarak ilk olarak yaklaşık 3 milyon maliyetli saatte 8 büyükbaş, 22 küçükbaş hayvan kesilebilecek bir mezbahaneyi ilçemize kazandırdık. İkinci olarak Sarıveliler Belediyesi ekonomik olarak oldukça zor bir durumda olduğu için daha önce planlanmış ama ekonomik şartlar olmadığından dolayı hayata geçirilemiş olan şehrin üst kısmında yer alan bir GES projesini hasılat paylaşım yöntemiyle gerçekleştirerek aylık yaklaşık 350-400 bin TL fatura keser hale getirdik. Bir yıldır şu anda işletmesi devam ediyor. Yine son 10 yıldır ilçemizin kanalizasyonu maalesef Göktepe kasabamız ve köylerine doğru giden vadideki dereye akıyordu. Bununla ilgili 11. ayda yaklaşık 13 milyon TL maliyetli bir atık su arıtma tesisini ihale edip şu anda %50 bitirme aşamasına geldik. İnşallah Kasım ayında hizmete sunuyoruz. Bu pazar alanının bulunduğumuz bölümünde yine bir kapalı bölüm oluşturacağız. Bu alanın toplam maliyeti 20 milyon TL'ye mal olacak.
Ortaköy mahallemize seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi 6 kilometrelik şehir içerisini komple kilitli taş yaparak vatandaşımızı tozdan kurtardık. Yine Hastane Caddesi'ni Türkiye'de örnek bir cadde haline getirdik. Yine bazı mahallelerimizde sokak ve yol genişleme çalışmaları yaptık. Halen bu alanda olduğu gibi çocuk parkı ve mesir alanları içeren 6 tane projemizde kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Ben burada sözlerimi çok uzatarak vakti çalmak istemiyorum. Bizler şundan emin olabilirsiniz. Herkes bize şahittir. Hiç kimsenin hakkını haksız yere yedirtmemek için son derece gayret ediyor ve kul hakkına kimsenin el uzatmaması noktasında hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bugün burada sizleri bu derece coşkulu görmekten son derece memnunum. İnşallah sizler de bizlerden memnunsunuzdur. Sözlerime son verirken bugün buradaki alan gibi, bu meydan gibi inşallah çok daha güzel hizmetlere sizlere sunmayı Allah bize nasip eder. Hepinize hoş geldiniz diyor, tekrar Allah'a ısmarladık diyorum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Efendim, festivalimizin ilerleyen dakikalarında Sayın Belediye Başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın elbette sarı velilerle hemşerilerimiz için hizmete açacakları bazı açılışlar da var. Onları da hemen hatırlatayım. Bu dev ekranlardan bu açılışları izleme imkanınız olacak. Bu arada Halil Bey'e gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü bu festivalimiz, yani Yörük Türkmen Kiraz Festivalimiz 8 ayrı televizyon kanalında canlı yayınlanıyor ve tabii ki ayrıca sosyal medya hesaplarından da canlı olarak veriliyor. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyor ve kıymetli alkışlarınızı onlara birer hediye olarak rica ediyorum. Protokol konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi de çok değerli Karaman Milletvekilimiz Sayın İsmail Atakan Ünver Beyefendi'yi kıymetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve parlamenter sistemin seçilmiş son başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, kıymetli eşleri hanımefendi, Gelecek Partisi'nin kıymetli genel başkan yardımcıları, belediye başkanlarım, Sarıveliler Belediye Başkanımız, Göktepe Belediye Başkanımız, siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, protokolün kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geçmiş bu Kurban Bayramımızı da kutluyorum bu arada. Sayın Başbakanım, Gelecek Partisi'nin kıymetli genel başkan yardımcıları, Sayın Başbakanım bizim hemşerimiz, bu dağlar Atatürk'ümüzün, çıkın şu Toroslara bir bakın. Orada bir kara yörük çadırı varsa, dumanı da tütüyorsa bizi dünyada asla yenemez, de, hiç kimse yenemez dediği dağlar. Bu dağlara hoş geldiniz, sefa getirdiniz, ne güzel ettiniz de geldiniz. Sizleri Karaman'da, Sarıveliler'de ağırlamaktan çok mutluyuz, memnunuz, bizlere onur verdiniz. Belediye Başkanımıza da, Halil Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Senede bir de olsa Sayın Başbakanımızla sizlerle bu güzel ortamda, bu güzel havada, oksijen deposu Toroslar'da bir arada oluyoruz. Onu hem bu birlikteliği sağladığı için kutluyorum, ayrıca teşekkür ediyorum ve Sarıveliler'e yaptığı hizmetler için de kutluyorum. Sevgili dostlar, hemşerilerim, ülkenin durumunu anlatmaya gerek yok. Burası bir siyasi toplantı değil. Ancak şu var ki, ülkemizin iyi gitmediği garanti. Onu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Kurtuluş hepimizin birlikte olmasında, hepimizin el ele tutuşmasında, inşallah hep birlikte olarak, yan yana olarak, güç birliği yaparak ülkemizi bu kötü günlerden kurtaracağız. Buna inancımız sonsuz. Ülkeyi bu hale getirenler bu halden kurtaramayacağı muhakkak. Ülke bu haldeyse,
ülkenin içine düştüğü işçisinden çiftçisine, memurundan esnafına herkesin yaşadığı zorlukları aşmak bizlerin elinde. Güç birliği yaparak, el birliği yaparak, el ele vererek, gönül birliği yaparak şu Sarıveliler Meydanı'nda olduğumuz gibi bir arada olarak, birlikte olarak ayrıştırmadan, bölmeden, uzaklaştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yapacağız. Buna inancım son derece fazla. Buna inanıyorum. Ne zaman yapacağız? İnşallah ilk seçimde yapacağız. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Onu atlamayalım. Bu dağların bir büyük efsanesi, bir büyük evladı daha var. Saygıdeğer Musa Eroğlu hocamız da burada, dedemiz. O da bizim hemşerimiz. Biliyorum ki onu dinlemeye de sabırsızlanıyorsunuz. Ben sözlerimi uzatmadan tekrar saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sayın vekilimize şükranlarımızı sunuyoruz konuşmalarından ötürü. Kendilerine dile getirdiği gibi birazdan Sayın Musa Eroğlu muhteşem bir müzik şöleni imza atacak. Değerli ekibiyle birlikte çok kısa bir süre sonra. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün gezerken, bu diyarı gezerken her görenin işte bizim evladımız geldi nidalarıyla karşıladığı isme geldi sıra. Şöyle ki biz onu anarken şunu mutlaka zikrederiz. Sebebi de budur ki bu dağlar bilir nasıl yetiştiğini, bu diyarlar bilir nasıl biri olduğunu. O halde şu anda şimdi Torosların yörük gerçek Türkmen beyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş son başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere sahneye teşrifini arz ederim. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Yürüyerek tarih yazan, bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir cihan nizamı kuran, yiğit, Türkmen, yörük Türkmen obalarının çocukları, Toros dağlarının alnı açık başı dik evlatları, değerli belediye başkanımız, değerli Karaman milletvekilimiz, çok değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, değerli genel başkan yardımcılarımız ve gözümüzün nuru olan değerli Sarıvelilerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Artık bir gelenek oluştu. Her yıl bugünlerde buluşuyoruz. Bu sene iki bayram bir arada yapıyoruz. Hem Karacaoğlan Kiraz Festivali, Yörük Türkmen Kiraz Festivalimizi hem de Kurban Bayramımızı. Allah toyumuzu şen, rızkımızı bereketli, başımızı dik, hanemizi her zaman vakur ve onurlu eylesin. Dedemin yörük duasıyla bize öyle bir kanaat versin ki değil namerde, merde dahi muhtaç eylemesin. İşte Sarıvelilerli baba dostum, bu toprakların yiğit evladı Halil kardeşim, emaneti devraldığından bu yana sizler için gece gündüz çalışıyor. Tebrik ediyorum. Geçen seneden farklı olarak yeni bir meydanda bizi ağırlıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tekrar söyleyeyim. Gelecek Partisi'ni kurarak siyasi hayata, yolsuzluklarla mücadele, yasaklarla mücadele, ama en önemlisi de yoksullukla mücadele için adımımızı attığımızda Halil Kulak kardeşim hiç korkmadan, çekinmeden kurucu kadrolarımızda yer aldı. Ve o günden bugüne de belediye başkanımız olarak bizi en iyi şekilde temsil etti. Değerli Sarıvelilerle hemşehrilerim, bu dağların yiğit çocukları,
Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah çok yakın zamanda, gelecek Kurban Bayramı'nda, gelecek festivalimizde iktidarın sahipleri olarak bu topraklara, bu dağlara sahip çıkacağız. Değerli kardeşlerim, bizim derdimiz de bilinir, şahsiyetimiz de. Biz bu Toros Dağları'nın çocuklarıyız. Bu Toros Dağları'nın yörükleri arasında, Türkmenler arasında büyüdük. Helal rızkı da burada öğrendik. Gerektiğinde her türlü mücadeleyi vererek adaletsizliklere karşı sesimizi de yükseltmeyi bu dağlarda öğrendik. Her zaman söylerim, bizim soyumuz Türkmendir, aslımız Oğuz'dur, İrfanda hikmette pirimiz Hoca Ahmet Yesevi'dir, dilde pirimiz Karacaoğlan'dır ve ünvanımız Yörük'tür. Bu ünvanla her zaman gurur duyduk, gurur duymaya devam edeceğiz. Dün ve bugün bu dağlara tekrar çıktığımda sılama geldim, gelmiş oldum. Otağıma, obama, yurduma, havasıyla, suyuyla bize ait olan haneme gelmiş oldum. Bizi büyük bir muhabbetle karşılayan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dün sabahtan akşama kadar, bugün de yine sabahtan akşama kadar Hadim, Taşkent, Başyayla, Ermenek, Sarıveller ve hemen hemen her köyde bizi durduran, tek tek köylerde durduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Demek ki bizi unutmamışlar, unutmayacaklar. Muhabbetle baktılar. Büyük bir mutluluk içinde onların gözlerinde vefayı, kadir şinaslığı gördüm. Ama aynı zamanda hüzün duydum. Çocukluğumdan beri bu dağlara çıkarım. İlk defa bu dağların yiğit evlatlarının bu derece çaresiz, bu derece karamsar, bu derece her yarını düşünür halde gördüm. Bu yörenin insanları kolay şikayet etmez. Cebinde parası yoktur, sofrasında aşı yoktur ama şikayet etmezler. Ben onları bilirim. Her zorluğa direnirler, millete, devlete sahip çıkarlar, şikayet etmezler. İlk defa şikayet ettiklerini gördüm. Bu yaylalarda ilk defa keçi sürülerinin, besici o yiğit yörüklere eşlik eden sürülerin azaldığını gördüm. Bugün Ermenek'te bir keçi besicisi diyordu. Verdiğimiz rakamlarla halk kurban kesemiyor. Aldığımız parayla biz sürümüzü besleyemiyoruz. Geçen ay Mersin'de bir yiğit yörük kadını, genç bir kadın, gözü yaşlı şunu söyledi. Sayın Başbakanım, geçen sene 300 baş sürüm vardı. Bu sene 150'ye düştü. Elimdeki son sürüleri de veriyorum. Gözlerinden yaş döküldü. Sarı kızımı da verdim diye ağlamaya başladı. Bilirler, yörükler için ormanlar hanedir, yaylalar mekandır. Keçiler, hayvanlar hanelerin sanki öz fertleridir. Ve ağlayarak son sürülerini gönderdiklerini söylediler kesime. İlk defa bu kadar karamsar gördüm. İşte onun için. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfen. Gidin eğer memlekette, Toroslara gidin eğer orada. Bir yörük çadırında duman tütüyorsa memleket emniyettedir dediği o söz var ya. İşte buradan, Toroslardan sesleniyorum. Ülkemizin her bir köşesine yayılan karamsarlığa karşı ses veriyoruz. Ve diyoruz ki Toroslarda yörük çadırında dumanlar tütüyor. Hiç karamsar olmayınız. Memleketin geleceği parlaktır. Çünkü yörükler ayaktadır ve Türkiye'nin geleceğine mührünü vurmak üzere hazırdır. Bekledikleri üç söz var. Üç şikayet ve üç söz. Bu ülkeye başbakanlık şerefi, görevi yapma şerefine nail olmuş bir yörük çocuğu olarak. Bu üç sözü veriyorum. Bir, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başını öne eğecek şekilde yoksullukla karşılaşmayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İki,
en çok da şikayete konu olan Hoca Ahmet Yesevi'den aldığımız, Yusuf Has Hacip'ten aldığımız, Kınalızade'den aldığımız siyasi ahlakı temiz siyasette buluşturacak, hiçbir türde yolsuzluğa asla geçit vermeyeceğiz. 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu her ne surette olursa olsun koruyacak, bu memleketi temsil eden cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların, devlet adamlarının hiçbirine bu milleti istiskal edecek bir söz asla söyletmeyeceğiz. Ve bu bağlamda da Orta Asya'nın içinden bir yayılan, bir gerilen bir yayın oku olarak Anadolu'ya ve Rumeli'ye giden ve bütün bu gönül coğrafyalarında Türkçenin, bizim ahlakımızın temsilcisiliğini üstlenen Yörüklerin, Türkmenlerin adım attığı her gönül coğrafyasını özgürlükle buluşturana kadar onlara sahip çıkacağız. Onların başlarının önü eğilmesine asla izin vermeyeceğiz. İşte Karacaoğlan'ın deyişiyle ağacın eğisi özünden olur, yiğidin eğisi sözünden olur. Biz söz verdik, bu milletin başını tekrar dik eğileceğiz. Biz söz verdik, bu milletin rızkını tekrar bereketlendireceğiz. Biz söz verdik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve al bayrağın onurunu, Türk lirasının onurunu tekrar ayağa kaldıracağız. Karacaoğlan'a selam olsun. Oğuz boylarına, beylerine selam olsun. İnşallah güzel ufuklarda hep beraber olacağız. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin ve bu Toros dağlarının başı gibi başımızı dik, toyumuzu şen, rızkımızı bereketli eylesin. Allah'a emanet olunuz. Bayramımız mübarek olsun. Efendim, Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bir şey daha söylemezsem eksik kalır. Bugün beni en çok mutlu eden nedir biliyor musunuz? Gençliğimizden beri kendisini dinleye dinleye, Türkçenin o güzelliğini, türkülerimizin o derinliğini hissettiren Musa Eroğlu üstadımızın bizim misafirimiz olmasıdır. Kendisine hoş geldiniz diyorum ve değerli belediye başkanımıza da bu güzel misafirperverliği ve bu güzel misafiri dolayısıyla, ağırlaması dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah türkülerimizi şen, Türkçemizi aziz eylesin. Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyor ve kendisinden bir müddet daha sahnede kalmasını rica ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızı kıymetli alkışlarınızla yeniden sahneye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın günün anlam ve önemine binaen kendilerine bir takdimi olacak, hediyesi olacak. Bu arada çok kıymetli hanımefendi Sayın Sare Davutoğlu'nu da kıymetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Evet, bir Yörük Bey'ine ancak bu Yörük çadırlarında dokunmuş bir seccade yakışırdı. Sayın Başbakanımıza bunu takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Bu Alanya İpek Kozası Kooperatifi Kooperatif Başkanı hanımefendi özellikle Sare Hanım'a takdim edilmek üzere. Kendileri bunları 15 günlük bir emekle İpek Kozası'ndan tek tek işleyerek yapıyorlar. Tamamen el işçiliğidir. Kendileri adına Sare Hanım'a hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımıza, saygıdeğer hanımefendi ve belediye başkanımızı sahnede tutmaya devam edeceğiz. Biraz daha kalmalarını rica ediyoruz. Malumunuz Kiraz Festivali'ndeyiz ve tabii ki Kiraz Yarışması düzenlendi. Dolayısıyla Kiraz Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini, hediyelerini takdim edeceğiz. İlk önce Kiraz Yarışması'nda üçüncü olan isme Muhittin Erdem Bey'e. Kendisini alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Muhittin Bey. Kiraz Yarışmamızın üçüncüsü Muhittin Bey. Efendim, ödül takdimi için
Çok değerli milletvekilimizi de kıymetli alkışlarınızla yeniden sahneye davet ediyoruz Sayın İsmail Atakan Ünver Beyefendi. Efendim tebrik ediyoruz Muhittin Bey'i de alkışlarınızla. Yeniden yerlerine uğurluyoruz. Kiraz Festivali'nin ikincisi Sayın Hüseyin Uyar Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Hüseyin Bey'e hediyelerini Belediye Başkanımız Sayın Halil Kulak Beyefendi takdim etti. Tebrik ediyoruz alkışlarınızla. Ve kiraz yarışmamızın birincisi. Ödülünü Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan almak üzere Mevlüt Dirican Beyefendi'yi alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Kiraz yarışmamızın birincisi Mevlüt Bey. Kiraz yarışması birincisi Mevlüt Bey ödülünü Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu takdim etti. Biz de tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kiraz yarışmasında dereceye giren isimlere hediyeleri takdim edildi. Bir de atletizm yarışması yapıldı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde dereceye giren isimler var. Şimdi onları sahneye davet edeceğiz. Ama onun öncesinde ödül takdimi için Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Feramuz Üstün Bey'i alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ve ayrıca tabii ki bu atletizm ekibini ödüllendireceğiz ama onları hazırlayan ismi de yani antrenörlerini de sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Mustafa Göksel Beyefendi'yi de alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Öncelikle tabii ki hanımefendiler. Kadınlarda üçüncü Sayın Duygu Nur hanımefendi. Daha yüksek alkış rica ediyoruz efendim. Genç sporcularımıza hediyeleri takdim edilecek. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feramuz Üstün tarafından takdim edilecek. Duygu Hanım'ı tebrik ediyoruz tekrar. Ve alkışlarınızla yerlerine davet ediyoruz. İkinci hediyelerini takdim etmek üzere yine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Abdullah Bahçı Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve ikinci olan hanımefendilerde Ecrin Eda hanımefendi kıymetli alkışlarınızla sahneye geliyor. Ecrin hanımefendiye hediyesini Sayın Abdullah Bahçı takdim etti. Hanımefendiler de birinciyi davet ediyoruz şimdi. Ödülünü Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan alacak Sayın Hilal Çulhan hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz.
Hanımlar da birincimiz böylelikle sahneye geldi. Şampiyonumuzu yeniden alkışlayalım lütfen. Annesiyle babasını görmek istiyor Hilal. Hilal değil mi? Hilal. El sallasın annesi. Kalkıversin. Bak al, anneyi de alkışlıyoruz. Anneler alkışlanır. Annelerini tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz şampiyonumuzu. Ve erkeklere geçiyoruz. Erkekler de üçüncü ödülünü takdim etmek üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Selçuk Özdağ Beyefendi'yi alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ve erkek sporcularda üçüncülüğü elde eden isim Fazıl Atalay. Alkışlarınızla Fazıl Atay'ı sahneye davet ediyoruz. Efendim tebrik ediyoruz. İkinciye hediyesini takdim etmek üzere İyi Parti İl Başkanımız Sayın İsmail Beyefendi'yi de alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ve ikinci olan sporcumuz Hüseyin Kaan Uğurlu. Sayın İsmet Hatipoğlu'ndan şimdi sporcumuz hediyesini alıyor. Tebrik ediyoruz. Sporcumuzu da yerine uğurluyoruz. Ve erkekler kategorisinde şampiyon hediyesini genel başkanımızdan alacak. Mehmet Fidan, kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mehmet ayrıca milli sporcu. Avrupa 8.liği var. Mehmet'e Türkiye 2.liği de varmış. Hatırlatıyor bana. Alkışlıyoruz. Annesi babası da buradaymış. Onları da ayağa kalkarlarsa bir görelim. Nerede Mehmet? Sen görüyor musun? Kalabalıkta ben göremiyorum. Ha orada. Babayı da alkışlıyor. Anne? Anne burada mı? Ha kalktı galiba. Orada gördük. Annesini babasını da alkışlıyoruz. Nice başarılara inşallah. Sağ olun. Efendim tebrik ediyoruz sporcularımızı. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hazirun. Programın hemen başında söylemiştim. Sarıveliler'de belediye hizmetlerine devam ediyor. Birazdan toplu açılış yapacağımızı söylemiştik. Bu arada bütün protokolde bulunan değerli misafirlerimizi de kurdele kesimi için alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kurdelemiz ve makaslarımız da hazırsa belediyemizin hizmetleri birazdan ekranlara yansıyacak ve hizmete dahil olacak. Alkışlarınızla efendim.
izleme. Evet, ilçemize kazandırmış olduğumuz mezbane, güneş tarlası projesi, bu alan, hastane caddesi projesi, tamamlanan Ortaköy mahallemizin, halkımızın hizmetine sunduğumuz sokakların kullanıma açılan ve yapımı devam edenleri ileriki yıllarda inşallah yine açacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün bu güzel hizmetler için değerli belediye başkanımıza katkıda bulunan, emek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel hizmetlerde hep beraber olacağız. Allah bu hizmete açılan bu tesislerin, bu imkanların Sarıvelilerli hemşehrilerimiz tarafından güzel ve mutlu günlerde kullanılmayı nasip eylesin. Ya Allah, bismillah. Buyurun. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Bu arada protokole bir plaket takdimimiz olacak. Plaketlerimizi rica ediyoruz. Değerli görevli arkadaşlarımızdan. Ve birazdan Musa Eroğlu müzik ziyafetiyle sizleri baş başa bırakacağız. Ve şimdi programımıza devam edeceğiz hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle alkışlarınızla müzisyen arkadaşlarımızı yerlerine davet edelim. Kıymetli alkışlarınızla müzisyen arkadaşlarımızı yerlerine davet edelim. Thank you.
S. Hanımefendiler, beyefendiler. Bu gece şu ana kadar beklendiğiniz zaman dilimindeyiz şu anda. Ve kıymetli alkışlarınızla ben yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın diyebilmek üzere. Alkışlarınızla Musa Eroğlu. Götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Belki gelirim yarına, canına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalına. Kazıldı.
gönüle hasret yazıldı. Sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin ağrına. Gözlerimin pınarına, hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın hoş kınarına cana. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın hoş kınarına cana. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın hoş kınarına. Sevgili hemşehrilerim, artık dağ tepe filan yok. Her yerde biz varız. Bugün çok saygıdeğer konuklarım var. Evet. Anons etmeyeceğim, hepiniz tanıyorsunuz zaten. Efendim, protokoldaki değerli saygıdeğer dostlarıma bir önce bir hoş geldin söyleyeyim. Bakanımız burada, başbakanımız. Efendim hoş geldiniz. Eşiyle birlikte burada. Çok değerli konuklarım var, milletvekilleri var. Coğrafyamızın milletvekilleri var, belediye başkanları var. Yani hepimiz buradayız. Bu güzel orkestrayla sizlere bir hoş geldin demek istiyoruz. Kabul edin efendim. Teşekkürler. Öncelikle başkanları kutluyorum. Sayın Bakan, başkanları niye kutluyorum? Artık dağların başında konser veriyoruz. Eskiden İzmit'te hiç konser olmazdı. Çünkü İstanbul çok yakın, hemen kaçar giderlerdi. Burada hiç şansı yok. 500 kilometre yol var. Ama insanlar buradalar. Her yeri dümdüz yapacağız. Hem hemşerim olarak, hem geçide siyasetçi olarak, hem geçmişi olarak dostumuzun ötesinde Fikret abiye buradan bir saygı selam göndermek istiyorum. Fikret Ünlü. Onun için buralarda çok emeği var biliyorum. Yeni beklentilerimiz var. Yeni beklentilerimiz var, yeni umutlarımız var. Umutsuz insan zaten yaşayamaz. Yeni umutlara doğru hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Muhabbet dediğin karşı karşıdır.
Çıkıp bozkurtlayın doğuş
çaldım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Ölüm bir zamanda yine gel, yine gel. Hayale kandı gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma. Sinema taşlara yandı gidiyor. Gönlüm boş hayale kandı. Teşekkürler. Hocam mihriban istiyor abi. Thank you.
sarı saçlarına deli gülme. Bağlamışım çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Mihriban, mihriban, mihriban,
Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinde, ömür bir nefes derinden, ak feleğin çemberinde. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu teşekkürler. Efendim, sazın, sözün, her dem sanatın üstadı Musa Eroğlu ve çok kıymetli müzisyenlerimize kuvvetli bir alkış tekrar rica ediyoruz. Hanımefendiler ve efendiler, kıymetli hazirun. Sayın Genel Başkanımızın çok acil bir başka programı daha var. Oraya yetişmesi gerekiyor. Değerli sanatçılarımızdan ve Sayın Musa Eroğlu'ndan ve tabii ki sizlerden kıymetli huzurunuzda müsaade talep ediyoruz. Ve sizi bu müzik şöleniyle baş başa bırakıyoruz. Bu arada Sayın Genel Başkanımız protokolün yerinden kalkmamasını önemli rica ediyor. Sayın Belediye Başkanımız uğurlayacak Sayın Genel Başkanımızı. Musa Eroğlu ve müzisyenleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgilerle gönderiyoruz Sayın Başkanı. Thank you.
söyleyeyim kime ne diyeyim. Yaz ayında gazel gazel düştü bağrıma, kime ne söyleyeyim kime ne diyeyim. Bulutlar yağmadı yağmur, gözlerim yaşlı da yollarım çamur. Dosta gidem dedim yetmiyor ömür, kime ne söyleyeyim ne diyeyim. Dosta gidem dedim dedim yetmiyorum, kime ne söyleyeyim kime ne ömrüm geçti ahlu zarına, kime ne söyleyeyim kime ne diyeyim. Bunca ömrüm geçti geçti ahlu zarına, kime ne söyleyeyim kime ne diyeyim. Kardeşmiş uçlarına, dağın yamaçlarına,
derede su durur, dal köprüler kurulur. Derede su durur, daldan köprü kurulur. Göl yerine vurulur. Aslan ve Halil İbrahim, aslan ve Halil İbrahim. Dağın yamaçları bir kere daha. Kıvırcık saçları, teşekkürler. Ak düşmüş kuşları, dağın yamaçları. Teşekkürler. Dağı sarar, dağda kaçaklar arar. Müfreze dağı sarar, dağda kaçaklar arar. Geçit vermez kayalar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de dedim ki bu soğuk su dedim sarıbellerden mi geliyor? Gençler, akıllı olun. Okuyacak zamanı ben size işaret edeceğim. Ama şimdi susuyorsunuz tabii. Tamam, anlaştık. Vazgeçtiler, yardımlıdır.
desinler desinler şekeriz. Herkes sevdiğine vardı desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin köyünde alendim kaldı. Basları biraz açar mısın? Bağlamanın. Mm-hmm.
gönül için ahvalımı bilmesin. Gönül için ahvalımı bilmesin. Bendeki yaralar türlü türlü. Bendeki yaralar türlü türlü. Öğüt versem öğüdüm dinlemezsin. Öğüt versem öğüdüm dinlemezsin. Bendeki yaralar türlü türlü. Bendeki yaralar türlü türlü. Açmaz lüflerin beyinlere karşı. Açmaz lüfünü değillere karşı. Bülbül figan eder de güllere karşı. Bülbül figan eder. Gel ağlatma beni değillere karşı. Gel ağlatma beni değillere karşı. Bendeki yaralar türlü türlü. Bendeki yaralar türlü türlü. Açma yaram derindedir. Dermanını bilen gelsin. Açma yaram derindedir. Dermanını bilen gelsin. Başka tabip neler istemem. Beni derde salan gelsin. Beni derde salan. Derde salam gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin. Ermanımı bilen gelsin. Başka tabipler istemem. Beni derde salam. Thank you.
sarası, size de gelir sırası. Ömür bir nefes arası, size de gelir sırası. Bu yara gönül yarası, beni derde salan gel. Beni derde salan. Bilen gelsin, bilen bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabipler istemem. Beni derde salan gelsin. Islıkçılar biraz sonra buradan kovacak. Ayıp ediyorsunuz. Islıkçıları biraz sonra kovacak. Güzel etme bu nazı, yüreğime bastın ataşı közü. Mısın gülün erizi, yüzüm yüzüne süresin gelir. Başına da mısın gülün erizi, yüzünü yüzüne sinir. Der ki bilirim yari, yoluma harcadım can ile seri. Koynunda beslemiş hayvanları, çözüp düğmelerin asım gelin. Koynunda beslemiş hayvanları, çözüp düğmelerin nasıl gelir? Gençler, çok ayıp ediyorsunuz ama. Farkındasınız değil mi? Bak, bu insanları rahatsız etmeyin. Oturun, dinleyin. Gürültü çıkarmayın, ayıp oluyor. Ya da ben giderim. Susun. Thank you.
Seher yeri bizim ele gidersen, naz yarak üstümü söyleme, söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsa, o yar beni sorarsa, o yar beni sorarsa, bağırma baş bastığımı söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Bağırma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Ben ayrılıp istemedim, sebep olanlar utansın. Ben ayrılıp istemedim, sebep olanlar utansın. Gülker vurdu ellerime, naz etmesin gül utansın. Gülker vurdu ellerime, etmesin gül utansın. Kurumuş yaprak gibiyim, yüz değil bahar utansın. Çatlamış toprak gibiyim, ırmaklar çaylar utansın. Kurumuş yaprak gibiyim, değil bahar tanrısı. Şatlamış toprak gibi, ırmaklar çaylar tanrısı.
taş çürüsün, yolu tanısın. Dağlar girdi aramıza, taş çürüsün, yolu tanısın. Ülker vurdu yaprağıma, mevsim dursun, yüz utansın. Gel vur yaprağıma, mevsim dursun, yüz utansın. Çiğ düşüyor gözlerimden, ıslanıyor yanaklarım. Kurumuş toprak gibi zamansız ya bekle. Çiğ düşüyor gözlerimde, ıslanıyor yanaklarım. Kurumuş toprak gibi zamansız yağmur beklerim. Biraz batıya doğru kayalım mı? Daha taş eline gelmedik. Sabaha doğru geleceğiz. Emir dağ birbirine ulalı. Emir dağ birbirine ulalı. Altın yüzük parmağı. Değil mi? Hadi ben sendim. Gözüken yandım sen değil mi? Sen. Taş çıktı ciğerimin bağında, hadi gel bana. Ateş çıktı ciğerimin bağında, hadi gel bana. Seni bana vermezse, yavur anam seni bana ver.
yemin ettim keseceğim yolunu kadime. Yemin ettim keseceğim yolunu kadime. Teşekkürler. Hangisi? Sevdaya gidersen yolun ben olam da yolun ben olam. Sevdaya gidersen yolun ben olam da yolun ben olam. Tatlı söz söylersen de dilin ben olam, dilin ben olam. Tatlı söz söylersen de dilin ben olam, dilin ben olam. Yedi ziyarete dilek diledim de dilekledim. Ziyarete dilek diledim de dilek diledim. Koynumda kurumuş da gülün ben olan, gülün ben olan. Koynumda kurumuş da gülün de ben olan, da gülün ben olan. Saçların elime değdiği zaman da değdiği zaman. Saçların elime değdiği zaman da değdiği zaman. Sevdalar başıma da yağdığı zaman, yağdığı zaman. Sevdalar başıma da yağdığı zaman, yağdığı zaman. Sevdiğim kaşının eğdiği zaman da eğdiği zaman. Sevdiğim kaşının eğdiği zaman dan yeydi zaman. Gözünden dökülen de dolun da ben olan, dolun ben olan. Gözünden dökülen de dolun ben olan, dolun ben olan.
dünyanın ne tadına tuzu oldum. Yaşanın ası dünyanın ne tadına tuzu oldum. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nece benim diyenlerin neyisine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nece benim diyenlerin neyisine tozu kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Dertli divaninin varı, canandır canın öz yarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazına yüzü kaldı. Dertli divan. Geçti bu ömrün baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Duydunuz değil mi? Bura 39 günde yapılmış. Belediye çalışanları emeğe bakar mısın? Alkış yok mu onlara? Umarım gece de çalışmışlar diyse bitmez ki. Maşallahı var. Onları buradan kutluyorum. Ama başkana söyledim, aşağıda güzel bir yer daha var. Bir konser de orada verelim. Sayın Duayen sanatçımıza çok teşekkür ederiz. Büyük alkışları onun için alabilir miyim öncelikle? Bu seneki son gülüşüm bu. Huzurlarınızda saygıdeğer sanatçımıza hediye ve çiçeğini takdim etmek üzere değerli belediye başkanımızı davet etmek istiyorum. Alkış. Büyük alkışlarınızla. Başkan geliyor. Evet, birazcık. Şimdi ben sözünü aldım. Mikrofon alırım. Sayın Başkan, şimdi ben sözünü aldım.
Aşağıyı beğendim ben. Bir de orada yapalım mı? Büyük Üstad Musa Eroğlu'nu tekrar bu sahnelerde dinlemek istiyorsak biz her zaman getiririz. Başımızın üzerinde yeri var. Evet, biraz önce Büyük Üstad Musa Eroğlu da söz ettiler. Bu alanı hakikaten büyük bir özveriyle 39 günde bu hale getirdik. Bütün çalışanlarımıza, emek veren bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet. Bu tablo Alanya İpek Koza Kooperatifi'nin hanımları, yani Yörük hanımlar tarafından İpek kozalarından ilmik ilmik dokunmuş, özellikle yapılmış, yaklaşık bir hafta gibi bir emekle ortaya çıkartılıyor. Sayın Üstadımıza evinin bir köşesinde inşallah bizleri hatırlamak üzere ikram ediyoruz. Yine Sarıbelleri unutmaması için belediyemizin bir tablosu, bir logosunu taşıyan bir porselen tabağı yine kendilerine takdim ediyoruz. Bizleri kırmayıp Sarıbeller'de sizlerle buluşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeniden bir başka konserde inşallah Musa abimizi burada tekrar ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Daha gecemiz bitmedi. İnşallah gece 12'ye 11.30'a kadar Musa babamız kendi gönlü arzu ettiği sürece sizlerle devam edecek. Sizleri Musa babayla baş başa bırakıyorum. Sayın Başkan, 39 gün değil mi? Çok fena. Çalışanlara bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sanıyorum ne dil orada onlara? Şey, örümcek adam. Heyman filan. Elinize sağlık. Değerli konuklar, program bitmiş değil. Devam edeceğiz. Başkana ben çiçekler için emeğe geçen bu el sanatları gündüz gördüm. Kızlarımızı burada gördüm. Kıyafetlerinde sizler de gördünüz. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler. Başkanım huzurunda. Başkanım, ben işime dönüyorum. Sahneyi Musa Baba'ya teslim ediyoruz. Dumanlı dağlarda vardır bir buz, enginlere karnı yar güzel dost. Yiğit olan yiğit sözünde durur, mamertlere boyun eğmez güzel dost. Mertlere boyun eğmez güzel dost. Yiğit olan yiğit sözünde durur, ama mertlere boyun eğmez güzel dost. Ama mertlere boyun eğmez güzel dost. Thank you.
Hoca deryalara sığmaz güzel dost. Hoca deryalara sığmaz güzel dost. Yar için damlayan bir tek gözyaşı. Hoca deryalara sığmaz güzel dost. Hoca deryalara sığmaz. Hüseyin aslanım böyle söylenir. Hal bilmezle nasıl gönül eğlenir. Ne söz dinler ne de sözü dinlenir. Cahille dost olma değmez güzel dost. Cahille dost olma değmez. Ne söz söyler ne de sözü dinlenir. Cahille dost olma değmez güzel dost. Cahille dost olma değmez güzel dost. Nasıl gidiyor? İskender sen hiç türkü istemiyorsun ya. Kurudun mu? Hocam ne söyleseniz benim için tamamdır. Beni nerede salam gösterin? Sıra oraya geldi zaten. Sizi ferdici ıslıkçılar sizi. Sizi cezalandıracağım. Evet bu bölgenin bir bu Ermenik. Yukarısında bir sarı yayla var ama Mut'ta da sarı yayla var. Peki. Sen de bu
göçer yörüklerde bozgu yaklar eli göçmüş de yüreğime bu ayrılık da seninle derd olur. Ağlarım aklını da koymam yar sürme çalarken çalmayın. Ömrüm yar yar çözemedim ah göğsünün düğmesi kuzum ah kuzum kekillerini gelin cilme sen yalnız damları kuzum ah kuzum buz bastonduğuna yere değmesin canım canım bara kekillerin
gibi sunayamam. Ah aman, ben bayamam. Çok yalan, başım duman. Otur yani, otur. Otur. Ne uslanmaz mısın be? İnanmıyorum. Hasan bak şimdi. Yoruldun mu? Bağır biraz, ayağa kalk. Bağır, aferin. Evet, sevgili konuklar. Sizlere son bir güç havası çalacağız ve sahneyi terk edeceğiz. Seneye buluşmak üzere. Oh, yeah.
Sevgilerimizi, saygılarımızı ilettik. Kısmet olursa seneye görüşeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok çok teşekkür ederiz. Büyük üstadımız ve saygıdeğer ekibi için kocaman bir alkış alabilir miyim tekrardan? Ayaklarınıza, dilinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizlerle buluşmak büyük bir onurdu. Çok teşekkür ederiz. Herkesin ayağına sağlık. İyi akşamlar dileriz.